bilim insanları, uzaydan düzenli olarak gelen bir sinyal tespit etti. Bu sinyal adeta uzaydaki bir kalp gibi atıyor olsa da, kaynağı elbette ki bir kalp değil. Astronomların uzayı keşif için gerçekleştirdikleri çalışmalar, sadece James Webb Uzay Teleskobu gibi, görsel algılarımıza odaklanmıyor. Radyo sinyalleri ve farklı veriler de araştırmacıların, odaklandıkları konu başlıkları arasında geliyor. Bu çalışmalar arasında, uzayın derinliklerinden gelen bir radyo sinyali, dikkatleri üzerine toplamış durumda. Zira bu radyo sinyali bir kalbin düzenli atışı gibi, belli bir ritimle ve belli bir kuvvetle gözlemlenebiliyor. Bilim insanları ise bu sinyalin kaynağına dair, bir varsayımda bulunuyorlar. Astronomlara göre, düzenli olarak gelen bu sinyallerin kaynağı ise, uzun zaman önce ölmüş olan, bir yıldızdan geriye kalanlar. Pulsar ya da magnetar olarak adlandırılan, bu yapıların genel ismi ise nötron yıldızı. Çok yüksek hıza ve, çok büyük yoğunluk değerine sahip bu yapılar, bir kara delik olmanın eşiğinden dönmüş oluyor. Zaman zaman da, uzaya radyo sinyalleri yayıyorlar. Bu sinyallere de, hızlı radyo patlamaları adı veriliyor. Bu fenomen çok uzun zamandır bilinmesine rağmen, yeni radyo dalgalarının bu kadar dikkat çekmiş olmasının nedeni, süresi ve ritmi oldu. Çok periyodik bir şekilde, her 0,2 saniyede bir tekrar eden bir sinyal, yaklaşık 3 saniye boyunca uzayda yankılandı. Bu süre ise, normal bir hızlı radyo dalgası patlamasının yaklaşık 1000 katı uzunlukta. İlk hızlı radyo patlaması, 2007 yılında keşfedildiğinden bu yana, bu alandaki çalışmalar da yoğunlaşmış durumda. Bilim insanları şimdi, FRB 2019-1221A hızlı radyo dalgasının, geldiği kaynağı daha da dikkatli bir şekilde, incelemeye almış durumdalar. Bahsi geçen radyo patlaması, MIT ve başka pek çok araştırma kurumu tarafından da, tespit edilmiş durumda. Keşifle ilgili inceleme 13 Temmuz 2022 tarihinde, Nature dergisinde yayımlandı.